Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine hamilelere özel, gebelikte egzersize nasıl başlamalıyım? Yeni başlayanlar için ikinci videomuz. Bugün ilk videoda da söylediğim gibi, ilk videoda sadece sandalyeyi kullandık. Oturduğumuz yerden hem bacağımızı, hem kolumuzu, hem sırtımızı çalıştık. Bugün yastık kullanıyoruz. Arkamıza bir yastık alacağız. Sırtımızı destekleyerek biraz daha bacaklarımıza ağırlık vereceğiz, kollarımıza ağırlık vereceğiz. Bugün ikinci videomuzu da bu şekilde yapacağız. Evet, şimdi sandalyemi oturdum. Sırtımı yaslayacağım. Böyle büyük bir yastık olsun lütfen. Şöyle kendinizi iyi hissedeceğiniz böyle sırtınızda. Yastığı yaslıyorum. Yatak yastığı da olabilir. Onu da kullanabilirsiniz eğer koltuk yastıklarınız küçükse. Şu an sırtım çok rahat. Evet, karnıma ben yine topu koyuyorum. Dediğim gibi 0-3 ay değil sadece. 6. ayda, 5. ayda ilk kez başlayanlar, hayatında hiç spor yapmamış olanlar, gebelikte rahat bir gebelik geçirmek için başlayanlar var. O yüzden bu egzersizler çok önemli. Şimdi ikinci videomuzda başlıyorum. Şimdi sırtımı bastırdım yastığa. Omuzlarımı rahat bırakıyorum. Önce bir yukarı doğru bakıyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken karşıya doğru nefesimi bırakıyorum. Boynumu hiç kasmadan nefes alıyorum. Nefes al. Son kez aldım. Ve bıraktım. Güzel. Şimdi ellerim başımın arkasında. Burada biraz daha böyle karnımı yukarı doğru bir, karnımda bir gerginlik hissedeceğim. Karın kaslarımda. Bu çok normal. Nefes alıyorum yukarı doğru. Sırtım yastıkta, rahatım. Nefes verirken hafifçe dirseklerimi kapatıyorum. Nefes alıyorum. Böyle gerinir gibi düşünün. Göğüs kafesinizi yukarı doğru açın. Nefes ver. Nefes al. Ver. Boynumu hiç sıkıştırmıyorum. Dirseklerimi açıp kapatarak sırtımı hissediyorum burada. Karın kaslarım uzuyor. Nefes al. Hemen aklınıza şu soru gelmesin. İşte karnım çalışıyor burada. Bebeğime zarar verir miyim? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Karın kasınızı çalıştırıyorsunuz. Yürürken de karın kaslarınız çalışıyor. O yüzden bebeğe zarar verme gibi bir durum söz konusu değil. Tabii ki çalışmalı. Biz aşırı çalışmadan dolayı sıkıntılarımız olur. O yüzden aşırı çalıştırmıyoruz. Hiçbir şekilde zorlamadan. Hamile egzersizinin amacı bu zaten. Bedenimizi zorlamadan bedenimizi rahatlatmak. Son kez. Güzel. Şimdi ellerimi şöyle yanlara bıraktım. Bacaklarımı karşıya doğru böyle uzatıyorum. Bir sağ bir sol bacağımı kaldırıp üst bacak kasımı sıkıyorum burada. Lütfen hissedin bunu. Uzatın. Nefes al. Ver uzat. Al. Ver. Tam karşıya uzatmaya çalışın. Dizinizi diğer dizinizle eşitleyerek. Yukarı doğru bacağı uzatarak değil. Diz hizasında bacağımı kaldırıyorum. Nefes al, ver, al, ver, al nefes, sırtımız destekli, sırtımızda belimizde özellikle herhangi bir tansiyon yok. Bacaklarımızı hissediyoruz şu anda. Güzel güzel. Üst bacak. Son sağ. Son sol. Güzel. Şimdi burada yapmamız gereken, parmak ucuna kalkıyorum. Önce bir iniyorum. Parmak ucuna kalk. Ayak bileklerim bir rahatlasın. Sırtımız yine yaslı. Hiçbir şekilde sandalyenin ön kısmına gelmiyorum. İlk videoda umarım başarılıydınız. Her şey yolundaydı. Ertesi gün yapıyorsanız bu videoyu hemen ardından yapmayın. Dinlenin. Akşam da yapabilirsiniz. Ama ertesi gün yapmanızda fayda var.
Bedeninizi yavaş yavaş tanıyın. Bir anda her şeyi yapacağım, ben işte egzersiz yapmalıyım, kilo almamalıyım gibi bir düşünceye lütfen kapılmayın. Kaldırıp iniyoruz. Burada kaldım. Şimdi parmak ucuyla, parmak ucunda kalmaya devam ediyorum. Topuğum havada, bir sağa doğru, bir sola doğru. Parmak ucuna dokun. Dokun. Sırtım yastı, omuzlarım rahat, omuzlarımı kasmıyorum. Bir de aşağı bakmıyorum. Bu çok önemli. Burada gıdı yapmıyoruz. Şurayı katman bırakmıyoruz. Zaten yeterince tablet ve telefona bakarken aşağı bakıyorsunuz. Lütfen göz hizası tam karşıya baksın. Ekrandan beni nerede izliyorsanız biraz daha yukarı yükseltiye koyun. Bilgisayardan veya televizyondan açıyorsanız tam karşı lütfen. Beni izleyerek, beni takip ederek bacaklarımı o şekilde yapın. Kendiniz yapıp bu şekilde kendi bacaklarınızı asla izlemeyin. Bakın hemen yandan görüyorsunuz. Omurgamda bir öne doğru bükülme oluyor. Biz bunu hiç yaşamak istemiyoruz. Sırtım dik. Yasladım yastığa. Rahatım. Bacaklarda böyle hafif bir zorlanma başlamıştır şu anda. Aa yok ben hiçbir şey hissetmiyorum diyorsanız tam gaz devam edin. Zaten güçlüsünüz. Bir kere biz karnımıza bebeğimizi taşımaya başladığımız andan itibaren bize bir güç geliyor. Biz gerçekten böyle bir güçlü kadınlarız. Biz güçlüyüz ki Rabbim bize vermiş doğurganlığı. Baktığınızda gerçekten çevrenizde yani annelik, anne olanlar, belki aranızda ikinci, üçüncü gebeliğiniz var ya da ilk kez anne oluyorsunuz. Bu çok kutsal bir dönem şu an hamileliğiniz. Annelik daha da kutsal. Çünkü çocuğunuzu büyütmek, onunla vakit geçirmek, onun ihtiyaçlarını gidermek birinci önceliğiniz oluyor. Siz hiçbir şeysiniz bebekli olduktan sonra. Asıl onlar bizim artık yaşam mücadelemizin parçası oluyorlar. Kendimiz için değil, hep onları düşünerek hareket ediyoruz. O yüzden bu sürecin tadını çıkarın, keyfine varın. Olumsuz düşünceler ve olumsuz konuşmalara lütfen kapatın kendinizi. Ve olumlu olan ne varsa etrafınıza toplayın. Çünkü olumsuz ne kadar çok şey dinlerseniz o kadar çok şey karşınıza çıkıyor. Son kez. Güzel. Şimdi ayaklarımı indirdim. Şöyle hafif sallayın bacaklarınızı. Evet. Burada şimdi ellerim başımın arkasında. Küçük küçük yastığa böyle sırtımı bastırarak yanlarımı çalıştırıyorum. Dirseklerim kapalı değil. Tam karşıya bakarak. Sıkıştır, sıkıştır. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Ortada nefes alın, yanları sıkıştırırken nefes verin. Yine karşıya bakarak çenemizi aşağı indirmiyoruz. Gıdı yapmayın lütfen. Orada bir katman oluşmasın. Şöyle yanlara doğru sıkıştırarak. Son kez ve bıraktım. Güzel. Şimdi kollarımı uzatıyorum, çekiyorum. Uzattım, parmaklar açık. Parmaklarınızı uzatın bana doğru. Yumruk yaparak çekin. Dirseklerim, omuzlarımla aynı hizada. Aşağı düşürmüyorum. Sandalyeyi hedef alın lütfen. Nefes al. Uzat. Al nefes, çek. Dirsekleri düşürmeden. Hadi bakalım hanımlar ne kadar yapabiliyoruz. Omuzlarımı yukarı kaldırmıyorum. Dirseklerim ve omuzlarım aynı hizada. Al nefes, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Çek, uza. Çek, uza. Çek, kollarınızı hissedin. Biraz ağrı hissedeceksiniz normal.
Bırakmak yok ama benimle beraber devam edin. Al nefes, ver. Ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Son 3, 2, son kez ve bıraktım. Biliyorum şu an omuzlarınızda böyle bir yanma, böyle bir gerginlik hissediyorsunuz. Çok tatlı bir gerginlik o. Hiç kendinizi... Evet, şimdi burada kendinizi şey yapmayın ya, yapamıyormuşum falan değil. Hepimizde oluyor o his. Evet, burada şimdi ne yapıyoruz? Yastık, böyle biraz daha kalçamızı itiyoruz. Hareket ettikçe kalça öne gelir. Ona izin vermeyin. Böyle beliniz mutlaka yastıkta olsun. Şimdi ellerim dizimde. Burada ne yapıyorum? Elimle dizimi iterken bacağımı kaldırmaya çalışıyorum. Dizinizi itin küçük küçük. Böyle ağırlık varmış gibi, hafif bir ağırlık. Küçük yapın lütfen. Çok kaldırmayın, karnınıza yaklaştırmayın. Kaçıncı ayınızda olursanız olun. Benim kadar böyle bir adım atıyor gibi. Kısa kısa. Hissedin. Zor gelmeye başladı, biliyorum. Son sağ, son sol. Güzel. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. İyi hissediyoruz. Süper. Şimdi kollarımı yukarı uzatıyorum. Sanki bir şeyi çekiyor gibi indiriyorum. Nefes aldım. Omuz başlarınızı aşağı doğru itin. Bir gerginlik hissedeceksiniz boynunuzda. Çok normal. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Al, uza, ver. Al, ver. Al. Al, ver. Al, ver. Son 3, yukarıda kalacağız. Biraz daha böyle bir kontrol ediyoruz şimdi vücudu. İkinci videoda bakalım yapabilirlik ne kadar fazla. Burada kaldım. Nefes aldım, verdim. Sanki avuç içiyle aşağıya bir şey itiyor gibi verdim. Al nefes, sırtınızı hissedin. Yastığa bastırın lütfen. Al. Al. Sırtımız rahatlıyor. Biraz zorlanıyor şu an kollarınız biliyorum ama bırakmayın. Eğer bu videoyu yaparken böyle hafif de olsa bir zorlanma hissediyorsanız ertesi gün tekrar bu videoya devam edin. Bir hafta boyunca her gün olmasa da 3 gün mutlaka bu videoyla devam edin. Yürüyüş yapabilirsiniz bunun yanı sıra. Ama diğer videolara geçiş için acele etmeyin lütfen. Son kez. Güzel. Şöyle omuzlarımızı bir çevirelim. Rahatlatalım. Dediğim gibi kendimizi hiç zorlamıyoruz. Bu egzersizler iyi hissettirecek sizi sonrasında, gün sonunda. Yapabilirliğinizi göreceksiniz. Endişelerden uzak duracaksınız. Son. Şimdi ayak parmak uçlarına geldim yine. Ellerim dizimde. Açıyorum bacakları. Nefes aldım. Ver, kapat. Tam birbirine birleştirmek zorunda değiliz burada. Belimle yastığı itiyorum bu arada. Belimle yastığı itiyorum. Nefes aldım. Verdim. Aldım.
Verdim. Al. Parmak ucundasın. Topukların havada. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. İç bacaklarınızı hissediyorsunuz. Al. Ver. Al. Ver. Son 3, 2, son kez yavaşça bıraktım. Evet, şöyle bir kollarınızı sallayın, bacaklarınızı sallayın. Nasıl, yapabilirliğiniz iyi mi? Her şey yolunda mı? Çok rahat mıydı? Rahatsa 3. videoya geçiyoruz. Değilsek bu videoyla böyle birkaç gün yapalım. Sabah akşam da yapabilirsiniz böyle kendinizi iyi hissetmek için. Sizi kesinlikle zorlamaz. Daha da iyi hissettirir. Ama acele etmiyoruz. Eğer vücudunuzda biraz daha zorlanma hissettiyseniz lütfen bir gün sonra ya da bir gün dinlenip yürüyüş yapıp ertesi gün yapabilirsiniz. Dediğim gibi yeni başlayanlar heyecan yok, acele yok. Mutlaka düzenli, doğru, rahat bir şekilde hamilelik sürecini geçirmek için beni takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.